Bakü, Tiflis, Kars demir yolu hattı üzerinde Bakü'den Kars'a ilk seferini yapan tren dünya demir yolu taşımacılığında yeni bir yön vermiştir. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan hatta taşınan yük miktarı 1 milyon tonu geçti. 30 Ekim 2017'de faaliyetlerine başlayan bu hat Asya ve Avrupa arasında demir yolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağ başlatmıştır. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı bölgeye canlılık kazandırdı. Şu ana kadar 16.279 vagonda 19.646 konteynerla 1 milyon 7.000 ton yük taşındı. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, Aslı'nın projesi Marmara'ya bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürmüştür. Ocak-Mayıs 2020 döneminde 3.551 vagonda 236.052 ton yük taşınırken, bu yılın aynı döneminde ise taşımalar %19 artarak 4.507 vagonda 280.878 tona ulaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, projelerin Türkiye'yi lojistik üs yapma hedefiyle hayata geçirildiğini vurguladı. Asya ile Avrupa arasındaki küresel ticaret ağları için yeni ve çok önemli bir alternatif oluşmuştur. Hat üzerinden Gürcistan, Kazakistan, Türkmenistan, Çin, Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan'a gerçekleştirilen ihracat taşımaları da arttı. Bu yılın ilk 5 ayında 1160 vagon, 1246 konteyner olmak üzere 64.378 ton yük ulaştırıldı.